Adnan Oktar hakkında Temmuz ayında basına servis edilen emniyet fezlekesi Aralık ayında yeniden servis edilmiştir. Bunun iki amacı vardır. Birincisi, Adnan Oktar hakkında hiçbir suç bulunamadığından eski haberler yeni gibi servis edilmektedir. İkincisi, fezleke Adnan Oktar'a yönelik sadece soyut beyanatlara dayanan tek bir somut delil içermeyen bir belgedir. Hukuki değeri yoktur. Hukuk, fezlekede somut delil arar. Bulamazsa şikayetleri değerlendirmeye almaz ve takipsizlik verir. Fezlekeye yine de cevap vermek gerekirse, Adnan Oktar hiçbir zaman Atatürk'e hakaretten cezaevine girmemiştir. Böyle bir mahkumiyet olsa belgesi olur ve adli sicil belgesi de temiz olmaz. Adnan Oktar bu iftiranın tam aksine Atatürk'ü sahiplenen ve sevdiren onlarca eser yazmış, konferanslar düzenlemiş, televizyon programları yapmıştır. Adnan Oktar veya bir başkası için ölmek istemek iddiası ise tamamen yalan, hayatın akışına ters ve haramdır. Adnan Oktar'ın en büyük özelliği kendisinin değil, Kur'an hükümlerine uyulmasını savunmasıdır. Kur'an'da da bir insan için ölme hükmü yoktur. Allah için yaşayıp ölmek vardır. Algı oluşturmak için akıl dışı iftiralar atan kişiler kurumlarımızı kandırmaktadır. FETÖ'cüler daha önce de kurumlarımızı böyle kandırmıştı. Adnan Oktar mehdilik iddia etmediğini ve hayat boyu da etmeyeceğini yüzlerce kez televizyon ekranlarından yemin ederek açıklamıştır. Müzik eşliğinde dans ederek, şarkı söyleyerek ve modern görünümüyle böyle bir iddiası olmadığını defalarca ispatlamıştır. Cinsel istismar ise tamamen yine iftiradır. Adnan Oktar aleyhinde hiçbir suç unsuru bulunamayınca kamuoyunda infial ve itibarsızlaştırma gayretiyle cinsellik iftiraları atılmıştır. Dolandırıcılık iftirası ise Ö.M. isimli şikayetçinin bizzat ben yaptım diye iftira ettiği olaydır. Ancak şaşırtıcı olan, dolandırıcılık yaptığını itiraf eden bu kişi tutuklanmamış, özgürce dışarıda halen dolaşmaktadır. Demek ki savcılık bu iftiraya inanmamıştır. İnanmış olsaydı öncelikle onu tutuklardı. Ancak bu iftirası için Ö.M. tabii ki mutlaka yargılanmalıdır. Bu şahıs menfaat temin etmek için camiamıza girmiş, davranış bozukluğu nedeniyle uzaklaştırılmıştır. İntikam duygularıyla kendi yaptığı kanunsuzlukları bizlere yıkmaya çalışmaktadır.